Merhaba Shifter Yetenek izleyicileri. Bir uzun kullanım testi videosuyla ekranlarınızdayız. Bu sefer konuğumuz Casper Excalibur. Hepimiz oyun oynamak istiyoruz ve canımızın istediği yerde oyun oynamak istiyoruz. Böyle bir hayalimiz var. Peki bu hayalimizi gerçekleştirecek olan cihaz Casper Excalibur mu? Bunu Tolga'ya soracağız. Çünkü cihazla beraber epey vakit geçirdin Tolga. Kaç gün oldu? Yaklaşık bir aydır ofisimizde, hatta biraz geçti bir ayı. Genellikle ben oyun oynuyorum sadece. Bir de prodüksiyon tarafında da cihazı kullanıyoruz. Ya bir de öyle enteresan bir şey var. Onu da anlatmakta fayda var. Ama önce oyun kısmına odaklanalım. Bir kere biz oyunu seviyoruz. Ne oynuyorsun abi? Ben daha çok Battlefield 4 oynuyorum. Ama hani burada GTA 5'i oynadık. Ofisteki arkadaşlar GTA 5'i. Ben de Counter Strike Global Offensive oynadım hatta bu bilgisayarda. İlk 3'e giremezsem çanta hediye edeceğim demiştim. Birinci oldum ama izleyenler dediler ki bütün sıralamada ilk 3 dediler. Neyse tamam, dediğiniz gibi olsun. Çanta gitti abi. Zaten amaç o tip yerlerde hediye vermek daha çok. Oynadığımız oyunlar bunlardı. Performans isteyen oyunlardı. Bu oyunları oynarken neler hissettin? Var mı artılarıyla, eksileriyle, nötr de olabilir? Deneyimlerini izleyicilerle paylaşmak ister misin? Şöyle, bizim uzun kullanım testindeki gibi sırayla başlayalım isterseniz. İlk başta tasarım. Bir oyuncu bilgisayarında tasarım oldukça önemli oluyor. Çok önemli. Yani ben şu anda başka bir bilgisayarı daha deneyimliyorum. Mesela o da bir oyuncu bilgisayarı seviyesinde. Onun güç girişi yanda ve sıcak hava atma yeri de yanda. Mesela yanına soğuk bir içecek koyuyorum. Bir yarım saat sonra ısınıyor. Çünkü peki sıcak bir içecek koysak sıcak tutar mı? Ya ona etki edebilir büyük ihtimalle. Buradan benim elime sürekli klavyeyle şurada tutuyorum. Diğer elim geliyor. Mouse'ladığım elim ısınıyor yani. Orada tasarım sıcak... aslında şey değil mi abi? Yani sadece o süper bir bilgisayarmış değil. Bir de kullanım deneyimi konusunda da önemli. Yani fanların rüzgarı yandan değil de arka tarafa verilmesi gerçekten güzel olmuş. Ve bir oyuncu bilgisayarında şuna dikkat etmek gerekiyor. Arkadan ya da yandan havası nereden çıkıyorsa. Şu anda bu bilgisayar açık ama boşta duruyor. Evet. Arkada serin bir hava var. Elim terli biraz da. Bana serin geliyor. Ama şimdi bazı bilgisayarlar var. Durduğu yerde de sıcak hava üflüyor. O zaman ne ki bunun soğutma sistemi o kadar da yeterli değil. Yani bilgisayar dururken ya da bir Chrome Edge ne kullanıyorsanız tarayıcı orada bile sıcak hava üflüyorsa bilgisayar, demek oyun oynadığınızda bu bir ısınma sorunu. O yazılımla da biraz ilgili. Evet. Hani öyle açıkta kalan uygulamaların uykuya geçirilmesi, hani orada Windows ve beraberindeki yazılımlarda biraz önemli açıkçası. Casper sadece Windows değil, beraberinde gelen yazılımlarla da avantajı, ona birazdan geçeceğiz. Tasarım konusunda başka neler söylemek istersin? Tasarımda bu üründe mesela optik okuyucu yok. Genellikle 17 ve 15 İhtiyaç inçlik... İhtiyaç var mı? Yok. 17-15 inçlik cihazlarda Blu-ray okuyucu koyuyor bazı üreticiler. Casper burada koymamış. Ama bence önemli olan bir içerik var. SD kart okuyucu var. Oyuncu bilgisayarında SD kart okuyucu olmaz genellikle. Koymuyorlar. Bunda olması güzel. Şöyle söyleyeceğim abi. Sen videonun başında şey dedin ya. Ben bununla videoda editliyorum. Evet. SD kart orada büyük avantaj oluyor. Evet, aynen. Prodüksiyoncu arkadaşların evet, çok işine yaradı. Klasik oyuncu bilgisayarlarındaki gibi ve 17 inç bilgisayarlarda olduğu gibi tam boyutlu bir klavye var. Yani gidip piyasada bir klavye alsanız böyle bir dizilimle karşı karşıya kalacaksınız. Yani ürünle yazı yazmak, hani editoryal açıdan baktığında çok güzel. Klavyesi çok iyi. Bir de Hayman Ovası gibi genişlik olunca şeyleri de, nümerik klavye de var abi. Yani evet, olay hani... Tabii muhasebecilik yapmayacaksınız bu bilgisayarı alıp, ama yine de böyle tuşlar falan da yan tarafta. Hani öyle F1, F2 tuşlarıyla dans etmenize gerek yok. Yan tarafta var. Aynen. Bir diğer avantaj, sen oyun oynadın bunu da sen de anlamış olabilirsin. Elleri koyduğumuzda şurada bir çıkıntı var ve eller koyduğunuz yer daha yukarıda kalıyor. Klavyeye bir açı veriyor. Çoğu notebook'ta buraları düz konumlandırıyorlar. Burada bu kıvrım uzun zaman oyun oynayanlar için özellikle WASD tuşuna şöyle yaptığında bir avantaj katıyor. O kıvrımın bir de şu avantajı var. Ekran kapandığında doğrudan ekranın kendisi klavye tuşlarıyla muhatap olmuyor, dokunmuyor ona. Bu da ekranda iz bırakıyor. Mesela evet, şu an benim kullandığım MacBook, 12 inçlik MacBook'ta böyle bir sorunum var. MacBook Pro'da da böyle bir sorunum vardı. Yani ekranda tuşların izi evet, kalıyordu. Oluyor, doğru. Bir de klavyeden bahsetmişken tasarım konusunda
oyuncuların vazgeçmediği şu 4 tuş var. Onların da renkli bir şekilde ayrıldığını görüyoruz. Işıklandırma konusunda nasıldı? Memnun musun? Klavye aydınlatması güzel. Ayarlayabiliyorsunuz zaten. Tasarımda ek olarak makro tuşları var. Ayarlayabiliyorsunuz. 4 tane tuş var. Atıyorum şarjör değiştirmedir, cartır, evet. Bir sürü şey yapabiliyorsunuz. Fan hızını kısmı açma, ekran alttan aydınlatma, klavyeyi, bunların ışıklarını ayarlayabiliyorsunuz. Arka tarafta bir delikli, güzel, ince kesilmiş bir yer var. Orada bir kırmızı LED aydınlatma var. Arkadaki fan ızgaralarının altında da o kırmızı detaylar var. Hani genel olarak sade bir oyuncu bilgisayarı ve sade olmasına karşın şık, kırmızı, siyah ve füme renginin iyi bir birleşimi var. Hani genel olarak tasarım noktasında işlevsellik de beraber söyleyeceğim. Kırmızı olsun, 3 kuruş fazla olsun gibi oldu da. Her şey çok güzel. Tasarımda gerçekten bu bir güçlü bir oyuncu bilgisayarı ifadesini bırakıyor ama şuradaki logoların fazlalığı konusunda bir şey söylemek ister misin? Evet, ben açıkçası burada teknik özelliklerini yazmasından bir mağazada mutluluk duyarım. Yani bu bilgisayarın özelliklerini görürüm. Ama mağazada. Mağazada yani aldıktan sonra görmek istemeyebilirim. Onlar bir de zamanla kullandıkça çıkabiliyor. Hani bunda herhangi bir deforme olmadı. Ama hani bazen çıkartması en azından kolay olsa bunu kazımakla uğraşmazdık. Tasarım konusunda tek eleştirimiz bu oldu dostlar. Evet. Buradaki nasıl desem bileşenlerin ve teknik özelliklerin koca koca logolarla bağırılması sıkıntı yok. Tamam anladım, Bluetooth 4.0 var ama bunu ben yıllarca görmesem de olur açıkçası. Hı. En azından onlardan kurtulabilirsek iyi olurdu. Peki tasarım konusunda söyleyeceğim başka bir şey var mı? Genel olarak benim tüm oyuncu bilgisayarlarında gördüğüm bir olay, yani bu bilgisayarda da var, diğer tüm hepsinde var. Caps Lock tuşunda hiçbir şekilde şuraya bir LED koymuyorlar. Caps evet. Lock ya yanlarda ışığı oluyor ya da şurada bir yerde ışığı varsa oluyor. O da oluyor. Hiç hoş değil değil mi? Allah'tan Casper burada bir ekrana bildirim çıkartıyor. Diğerlerinde o da yok. Bazılarında o da yok. Yazılım olarak ekranda, hani benim şu anda kullandığım, başka deneyimlediğim bilgisayarda hiçbir şekilde bir ibaresi yok. Caps Lock açık mı kapalı mı? Sevgili Windows'ta şifre yazarken evet, o önemli, doğru. Windows'ta da sürekli göster, parolamı göster diyemiyorsun. Tabii. Basılı tutman gerekiyor. Caps Lock açık mı diyeyim, ona mı basılı tutayım falan. Böyle bir deliriyorsun, hani ne yapacağını bilemiyorsun. Hani bunu da gene ekranda görüyorsun ama hani oyuncu bilgisayarı da olursa hani şuraya bir LED koymak ya da zaten alttan aydınlatmada şurada bir minik bir boşluk bırakmak iyi bir ince detay olabilirdi. Tasarımla doğrudan ilgili mi bilmiyorum ama yine ben sana sorayım. Şimdi oyuncu bilgisayarı olduğu için genelde mouse olmazsa olmaz oluyor. Evet. Bu dizüstü bilgisayarın bir aksesuarı oluyor. Ama yine de bir touchpad var. Buradaki deneyimin nasıldı? Touchpad'in performansından mutlu musun? Touchpad görsel olarak çok güzel. Yine burada bir yükseklik verilmiş. Arkasında, etrafında bir aydınlatma geniş var. Geniş de bir yüzeyi evet, var. Evet, geniş de bir yüzeyi var. Tuşlarının dokunması, basması çok güzel. Güzel. Fakat ben plastik yüzeyli touchpad'leri sevmiyorum. Ve hani fiyat yükseldikçe plastik hissi veren touchpad kullanılmasını uygun görmüyorum. Ama bu oyuncu bilgisayarların çoğunda yine yapılan bir durum. Sebebini bilmiyorum. Hani özel bir sebebim var. Daha çok hani belki mouse'la kullanıldığı için oranın çok aşırı kullanılmayacağını düşünüyor olabilirler. Peki o zaman tasarım konusunda söyleyeceklerim bu kadarsa bir sonraki kritere geçelim. Ekran. Ekran gerçekten çok önemli çünkü oyunun en önemli kısmı. Evet. Ekran. Baktığımız yerde bambaşka bir dünyaya girmemiz gerekiyor. Çözünürlük olsun, kontrast olsun, renklerin canlılığı olsun, gözünü yormaması olsun. Bu konuda neler söyleyeceksin? 17 inçlik bir ekran var. Önemli olan mat ekran olması. Çünkü gittiğiniz bir yerde oyun oynuyorsunuz. Işıklı bir ortamda olsa ekranın parlaması istenmeyen bir durum. Ekran yansıma yapmıyor mat olduğu için. Bu güzel. 17 inçlik Full HD çözünürlüğünde bir ekran var. Full HD olması da iyi. Hani ben daha yüksek çözünürlükleri Windows bilgisayarlarda çok gerekli görmüyorum. Çünkü o zaman yazılar çok küçük oluyor. Göremiyorsun. Ekranı büyütüyorsun. Ekranı büyüttükten sonra da gene aynı şey. Yani çözünürlüğün çok da yüksek olması. Bu bilgisayarı kullanan kişi kör oldu dedirtiyor. Hakikaten evet. Böyle 1600-1200 falan kullananlar var ama yani yazı okunmuyor. Başlat, şöyle solda altta bir yerde sağ tarafta şey var. 4K'da arada bir falan. Aynen öyle. Yani 500T'yi bıraksan o bile yani yorulabilir yani o kadar arada mesafe var. 1080p en gerekli, yeterli bir çözünürlüğü sunuyor. Hem de bilgisayarın yorulmasını
yani yorulmamasını sağlıyor. Yani o kadar rahat, güçlü bir donanım var ki zaten geleceğiz. Full HD'de çok rahat bir şekilde oyun oynayabiliyorsunuz. Peki abi şey soracağım. Mat ekran dedin ama burada soru işareti olabilir. Renklerin canlılığı, görüntünün netliği konusunda neler söylemek istersin? O yani bu tarz bir bilgisayarın standardında, hani o standardın üstünde de diyemem, altında da diyemem. Yani bir oyuncu bilgisayarından beklediğin standardı koruyor ama ekran hani inanılmaz derecede parlaklık vermiyor. Olması gerektiği gibi yani. Beklentileri rahatlıkla karşılıyor diyeceksin. Aynen. Peki ekran konusunda da beklentilerimizi karşılayan Casper Excalibur'un bir başka kriterini değerlendireceğiz. Donanımını. Donanım çok önemli çünkü bileşenlerinde gerçekten coşmuşlar. Biraz bahsetmek ister misin bu cihazda neler var? Şimdi bu en üst seviye donanımı. Hani Excalibur alacağım diyorsanız hani bu Nirvana'sı. 480 GB'lık bir SSD'si var. Ve okuma yazma hızları da 300 megabayt saniye civarında. Bu çok önemli çünkü fiyattan biraz daha kısabilmek için ya da şirketler karı daha çok artırabilmek için hibrit kullanıyorlar. Yani işletim sistemi SSD'de çalışıyor ama diğer büyük hacimli dosyalar normal disklerde çalışıyor. Burada tamamen 480 GB'lık SSD var. SSD'nin okuma hızı, yazma hızı onlar seni memnun ediyor mu? O da önemli. Başarılı. Yani 300 MB civarı bir yazma hızı var. İyi bir hız, yeterli. RAM tarafında bayağı bir iddialı. 32 GB'lik RAM var. Ekran kartı en önemli detay. GTX 970M var. 6 GB'da paylaşımsız kendine ait bir beleği var. Intel'in Skylake tabanlı en son nesil 6700 HQ işlemci var. Bu da hani Intel'in U serisi işlemcilerinden farklı olarak HQ'lar. Hani masaüstüne yakın. Yani gerçekten 4 çekirdeği var. Ve sanal olarak 8 çekirdek gibi çalışıyor. Ön beleği yüksek. Turbo boost'la hızını çok daha yüksek seviyelere çıkartabiliyor. İşlemci tarafında da çok iddialı. Yani donanımına baktığınızda hani her noktadan çok üst seviye bir bilgisayar toplamak isteseniz masaüstü. Hani bunların masaüstü varyantlarını alsanız zaten bu fiyatları ulaşabileceğiniz bir noktada. Hani bizim diğer ofisteki montaj yaptığımız bilgisayarlardan daha uyumlu çalıştığını söyleyebilirim. Şöyle açıklayayım bu kısmı. Montaj gerçekten çok yüksek performans isteyen, güçlü donanımlar isteyen bir iş. Çünkü 4K bazen Full HD videoları böyle oynuyorsunuz. Resimle oynar gibi oynamanız gerekiyor. Ve beklediğiniz zaman bu size maliyet. O nedenle güçlü cihazlarla çalışmanız lazım. Peki abi bir şey söyleyeceğim sana. İşlemci, ekran kartı, disk, bunların RAM, onu da ekliyorum. Tüm bunların gayet yüksek performansla ve birbiriyle de uyumlu olduğunu söyledin. Şimdi bu teknik verileri bir kenara bırakacağım. Oyun oynarken herhangi bir performans sorunu yaşadın mı? Yok. GTA 5 gibi güçlü bir oyunu biz daha önce de çektik, incelemede de gösterdik. En full ayarlarda, Full HD'de 40 FPS üzerinde, yani bu PlayStation 4 aldığımız mesela 30 FPS'tir, limitlenmiştir. Yani bir PlayStation'dan daha performanslı ve çok daha detaylı bir şekilde oynayabiliyorsun. Yani gerçekten üzerinde bulunduğu donanımla bir oyuncu konfigürasyonu bizlere sunuyor. Zaten fiyatı da o derecede. Evet, fiyat konusuna da geleceğiz. Ben de şunu söyleyebilirim. Sadece Counter Strike Global Offensive oynadım. Müthiş bir deneyimdi. Ne yalan söyleyeyim. Yani GTA Global Offensive'i Counter'ı Rölanti'de oynatıyor alet yani. Yani güçlü arabalar vardır ya, çok kasmadan evet, yokuşları çıkarsın, onun gibi. Peki, Casper Excalibur'un donanım ve performans konusunda deneyimlerimizi anlattık. Bir başka kriter olan bağlantı seçeneklerine gelelim istersen. Bağlantı seçenekleri konusunda genelde giriş çıkışlar ve kablosuz bağlantı konusunda neler sunuyor? Bu giriş çıkışlar ve kablosuz bağlantı ile ilgili deneyimleri nelerdir abi, paylaşmak ister misin? 5 GHz'lik internet bağlantılarına bağlanabiliyor. Yani güzel. Evinizde bir 802.11ac modem varsa bunu performanslı bir şekilde evet, kullanabiliyorsunuz. Evet. Zaten 17 inçlik bir ekran olduğu için Wi-Fi alıcısı olan antenler bu cihaza yayıldığı için büyük bir cihaz, çok daha güçlü Wi-Fi alıcısına sahip. Kablosuz bağlantılardan bahsetmişken zaten Bluetooth 4.0 desteği de var. Belki bazı aksesuarlarla, ki ses bu konuda önemli olabilir. Birazdan sesten de bahsedeceğiz.
cihazlara aksesuar bağlayabilirsiniz. Windows 10'la beraber aksesuar desteği de arttı bu arada. Evet. Bir de şey var, fiziksel giriş çıkışlar var. Mesela evet. Mavi USB'yi görünce hemen hızlı USB girişini anlıyoruz. SD kart girişi yine bir bağlantı seçeneği olarak söylenebilir. Arka tarafta RJ45 jack'ı var. Artık gigabit Ethernet'te bağlayabilirsiniz. Özellikle bazı oyunlarda ping çok önemli oluyor. Yani evet. Gecikme olmaması gerekiyor. Hani kablolu internetle de oyunlarınızı oynayabilirsiniz. HDMI ve VGA çıkışı da var. Bu tip cihazlarda hani VGA çıkışı çok kullanılmaz esasında yani. Da hani zaten çok yer olduğu için arkada onu da koyalım demişler. Hani dedik ya abi hep böyle bunu belki montaj bilgisayarı olarak da kullanabilirler. Hani çıktısını bir yerde gösterirken VGA çıkışı varsa demoda oldu biraz dediğin gibi ama ona da koymuşlar. Projeksiyonlarda artık standart yani çok evet. Kullanılıyor VGA. Hani atıyorum bir demo hazırladım bunda hani sunumda. Yani birçok şirkete toplantıya gidiyoruz halen VGA'yı görüyoruz. Yani evet. Göz kenarı ne olur artık HDMI'ye geçin. Peki o zaman Casper Excalibur'da merak edilen en önemli kriterlerden bir tanesi de ses. Genelde böyle oyuncu dizüstü bilgisayarı olan arkadaşlar böyle bir cihaza sahip olduktan sonra çok iyi bir kulaklığa da sahip oluyorlar. Ve sesi o kulaklığın kalitesiyle yaşıyorlar, dinliyorlar. Ama olur ya hani belki kulaklık değil de müsait bir ortam bulduysa ki genelde öyle ortamlar çok fazla yok. Dışarıya verilen ses konusunda neler söylemek istersin? Beklentilerini karşılıyor mu? Cihazın alanında kasasında yer oldukça fazla olduğu için ön taraflara hoparlörler geniş bir şekilde yayılmış ve surround desteği alabiliyorsunuz. Donanım ve yazılım tarafında da Dolby desteği var. Hani hem Bluetooth'la ses sistemine bağladığınızda hem de kabloyla ya da kulaklıkla dinlediğinizde kaliteli bir ses alıyorsunuz. Artık zaten donanımlar çok gelişti. Anakartların üzerindeki ses çipleri çok gelişti. Telefonlar bile ne sesler veriyorken bilgisayarlar zaten tatmin eden sesler bir de veriyor. Arkadaş 17 inç olduğu için hani hoparlörü koyabilmek için yeterince alan var. O nedenle beklentilerini karşıladı. İyi bir ses deneyimi var anladığım kadarıyla. Peki o zaman bir başka kritere daha geçiyoruz dostlar. Casper Excalibur'da bu sefer merak ettiğiniz şey batarya. Bu çok önemli. Genellikle oyuncu bilgisayarları doğruya doğru yani firmalar 3-4 saat falan deselerdi bir saatlik bir çalışma ömrü oluyor. Batarya. Sebebini de söyleyelim arkadaşlar çok güçlü donanımlar var. Yani işlemcinin en babası burada. Saat hızları çok yüksek. Bu da doğrudan enerji tüketimine etki ediyor. Ekran çok büyük bir kere yani ekran pil tüketiminde çok önemli bir etken. 17 inçlik bir ekrandan bahsediyoruz. Tüm bunlar pili çok çabuk tüketiyor. O nedenle ne 1 saat mi inanamıyorum falan hani böyle triplere girmeyin. Buyur abi. Ben iki modeli kıyaslayacağım. Casper Excalibur'un donanımı cidden çok güçlü. Yani zaten çift fanla beraber ısınmadan bile onları atabiliyor. Rahat bir şekilde çalışıyor ama güçlü bir donanım var. Ve fiyat seviyesi oyuncu bilgisayarlarının üst segmentinde konumlandırılmış bu modeli. Benim bir başka baktığım, kullandığım, deneyimlediğim makine ise global bir markanın 15 inçlik ve giriş seviyesi oyuncu bilgisayarı diyebileceğimiz bir modeli. GTX 950 ya da 960 vardı. Daha ortalama bir Core i7 işlemcisi vardı. Bir tık daha altında evet, bu SSD cihazın. Bir şeydi. Yani bir tık daha altında. Şimdi o bilgisayar 1 saat bile tam pil kapasitesine sahip olmuyor. Yani 45 dakikayla 1 saat hani orada ekranı kıstığında falan hani 1 saat. Evet. Şimdi sen gittin oyuncu bilgisayarın giriş seviyesi diye global marka alıyorsun. 4500 lira gibi fiyat veriyorsun. Bu bilgisayarın donanım gerçekten çok daha güçlü. GTX 970 var üzerinde. Kendi o bile bir güç şeyi yani. Enerji emici. Evet. Ama bu bilgisayar 1 saat hatta yerine göre 1,5 saat gidiyor. Yani ben mesela sizde Counter oynadığımda takmayı unutmuşum. Uzun bir süre oynadım ve hani pil süresi inmemişti o kadar. Evet. Yani normal hayatta da yani 17 inç olmasına rağmen pili 1 saat ile 1,5 saat arası görebiliyor ki bu tarz bir bilgisayar için iyi bir rakam bu. Yani kıyaslama da güzel oldu. Yani diğer bir 15 inçlik ekranla 17 inçlik bir ekran ve daha yüksek performansa sahip donanım ama daha fazla pil ömrü. Bu konu gerçekten önemli. Ama zaten oyuncu arkadaşlar bu cihazı almak isteyen arkadaşlar mutlaka bunu
adaptörüyle gezecekler. Abi onu da soracağım. Yani bir başka kriter gibi olmasın, hemen ekleyeyim. Yani bunun taşıması elbette ki zor. 17 inçlik ve canavar bir bilgisayardan bahsediyoruz. Dizüstü bilgisayardan. Yine de böyle bir insan evladı bunu taşıyabilir mi? Onu da söyleyeyim. Şimdi o yine 15 inçlik bilgisayarla kıyaslayacağım. Ya bu 17 inç olmasa rağmen, yani çantam 17 inç uyumlu olsaydı, hani ben 13 inçlik bilgisayar kullanırım normalde. Oyuncu değilim çünkü. 15 inçlik bilgisayar bir şekilde sığdı. Limitlerden zorluyor zorluyor onu sokuşturdum. Bunu sokma ihtimalim olsa, yani yeri olsa daha rahat taşırım. Çünkü biraz daha hafif bir bilgisayar. Yani hafifliği gerçekten iyi. Adaptör kısmı bu noktada ayrı bir konu. Tüm oyuncu bilgisayarlar adaptörleri şöyle bir boyutta oluyor. Yani bugün mesela çantayı gittiğim yerlerde yere koydum. Hmm. 15 inçlik başka bir bilgisayarda. Eskiden onu yapmazdım. 17 inçte bu biraz daha zor bir nokta oluyor. Ama kullanıcı kitlesiyle beraber genellikle bu tarz bilgisayar kullananlar sırt çantaları kullanıyor. Bir şekilde de taşınıyor. Gerçekten büyük bir cihaz. Peki bir soru daha soracağım. Biz bunu ve adaptörünü kullanarak kavgaya girsek kesin kazanır mıyız? Adamlara o adaptörle vursak kazanır mıyız? Adaptörle girsek bayağı avantajlı oluruz ama ben böyle donanıma kıymam. Yani bu bilgisayarı hiç kimseye vurmam yani. Peki abi, en son gelin fiyata, bir sürü deneyimlerini anlattın. İyi bir oyuncu aslında parayı da gözden çıkartıyor. Çünkü abi ben bıraktım donanımı, oyunlara verdiğim paralar hani bilgisayarın paralarını unutturuyor. Hmm. O seviyeye geldik. Lisanslı oyun kullanıyorsa tabii ki, bir de öyle bir durum. Ve lisanslı kullanmasını tavsiye ediyoruz. Ne diyorsun abi? Evet, ortalamanın üzerinde fiyatları var ama oyun keyfi bambaşka. Bambaşka bir dünya. Değer mi, değmez mi? Şimdi burada belli bir fiyatların üstüne çıkıldığında kullanıcıların yorumları, incelemesine de bakmıştım. Biraz marka odaklı oluyor. Ama burada ben ona odaklanmamanızı tavsiye ederim. Mesela çok değişik markalar kullanıp mavi ekranlar gördü bu göz. Yani 4.5-5.000 lira veriyorsun, 3.500 veriyorsun falan, mavi ekran alabiliyorsun. Ya o üzücü bir şey. Bu bilgisayarda biz hiç kimse burada bir ay boyunca mavi ekran almadık. Bir de ben kendi deneyimimi söyleyeyim abi. Genelde Casper dediğimiz zaman akla gelen eleştiriler şu olabilirdi. Yani malzeme kalitesi küresel çapta tanınan markalarla kıyaslandığında nasıl? Orada herhangi bir sorun yok arkadaşlar. Malzeme kalitesi gerçekten çok başarılı. Uzun süre kullanabileceğiniz dayanıklılıkta bir malzeme kalitesini sizlere sunuyor. O nedenle fiyatları da kıyaslarken mutlaka bunu da aklınızda bulundurmanızı öneriyoruz. Benim bu noktada önereceğim şey şu. Türkiye'de oyuncu pazarını domine eden iki marka var. Casper'da yerli bir üretici olarak bu markalara rakip oldu. Excalibur'la. Bence o iki markanın ürünleriyle beraber Excalibur'da gidip bir deneyimlemenizi tavsiye ederim. Bir de yani yerli üretim. Hani biraz da onu da söylemek lazım. Tabii. Yani sonuçta dostlar, yerli üretim. Yani bunu yerli bir şirket tasarlamış. Tabii ki bazı parçaları yurt dışından gelecek. Ona yapacak bir şey yok. Kötü bir şey de değil. İyi bir şey. Yerli bir girişim. Hani böyle tercih ederken bence hani böyle bir pozitif ayrımcılık da yapabiliriz. Yapabilirsiniz. Bunu da söylemiş olalım. Ama bu değerlendirmede tamamen deneyimlerimizi anlatıyoruz. Evet. Artıları da vardı. Eksileri de vardı. Eleştirdiğimiz yerleri de vardı dostlar. Peki. Genel olarak bence listenizi alın. Görünmesi gereken bir model. Uyumlu çalışıyor. Donanımı zaten global standartları karşılıyor. Ben bu tarz modellerde yerli çözümlerin avantajını şöyle söyleyeyim. Global markalarda biraz daha fazla veriyorsun benzer donanımlarda. O fiyat farkına her zaman gerek yok arkadaşlar diye söyleyebilirim. Çünkü hem performans hem de deneyim olarak az önce de anlattığımız gibi, hatta bazı yerlerde global markalardan elde ettiğiniz deneyimlerin bile üstüne çıktığınız... Yani bunu şahsen yaşıyorum yani. ...zamanlar oldu. Evet, oyun dünyası çok keyifli. Her yerde o oyunu oynamak muhteşem bir keyif. Her yerde oyun oynamak da öyle çok kolay olmuyor. Casper Excalibur bir süredir Şirketin test merkezindeydi. Tolga bu dizüstü bilgisayara çökmüştü. O çöküntünün sonrasında deneyimleri de sizlerle paylaşmış olduk. Uzun kullanım testi videomuzu burada sonlandırıyoruz arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşeceğiz. Sizlerden bir talebimiz var. Kanalımızın daha da büyümesini istiyorsanız, abone değilseniz bu kanala abone olabilirsiniz.
Bu görüşlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Yorumların her birini teker teker okuyoruz. Ve videoyu beğendiyseniz de beğen tuşuna da basabilirsiniz. Bir de paylaşırlarsa tadından yenmez tabii diyerek bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.